Son birkaç günde yaşananlara bakalım. Can Dündar gazetecilik yaptığı için cezaya çarptırıldı. Örgüt üyeliği, casusluk gibi suçlamalarla yurt dışında ve Almanya kendisini iade etmiyor, sahip çıkıyor. Çünkü bunun basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir darbe olduğunu söylüyor ki öyle. Burada bir örgüt üyeliğinin, casusluğun olmadığını hepimiz bir şekilde biliyoruz. Bir gazetecilik faaliyetinin en ağır şekilde cezalandırılması söz konusu. Ardından 80 yaşındaki Metin Akpınar, Türkiye'nin en önde gelen sanatçılarından, hepimizde bir hayatımızda bir yeri olan, özellikle bizim kuşakların onunla büyüdüğü ve sağduyunun sesi olarak bildiğimiz Türkiye'nin en ortak değerlerinden birisi, Cumhurbaşkanlığına hakaret gibi bir suçlamayla, ki kendisi tabii ki bunu reddediyor, yargılanıyor ve dün mahkemeye çıkıp ifadesini verdi. İfadesini de mahkemede almayı tercih ediyorlar. 80 yaşındaki Metin Akpınar'dan bu salgın günlerinde ve bu da bizde adaletin hangi noktada olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açık ve net Selahattin Demirtaş kararı, derhal serbest bırakılması kararı ve önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün peş peşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu kararı tanımayacaklarını. Erdoğan'ınki biraz daha yumuşaktı ama Soylu'nun ve Bahçeli'ninki daha sertti. Soylu'nun bu iki koalisyon ortağının arasında böyle bir bayrak göstermesinin de altını özellikle çizmek lazım. İktidarın diğer isimleri, yani Erdoğan ve Bahçeli dışındaki diğer isimleri, diğer bakanlar ya da AKP yöneticileri bu tür çıkışlar yapmıyorlar. Süleyman Soylu sanki bir üçüncü ortak gibi ya da iki ortağı birleştiren unsurmuş gibi rol çalıyor ve terörist olarak ilan ettiler Selahattin Demirtaş'ı.